Abla, bir bakmışsın birincisine. Ne yaparsın o zaman? Arar söylerim vallahi gerçeği. Aslında yarışmanıza ben katılmak istemedim. Bu cadı evden çizimlerimi çalmış, gizlice size göndermiş derim. Kız, senin işin gücün yok mu? Bir de benim başıma çorap örüyorsun ha? Ha, çorap dedin de iplikçi parasını istiyor. Ya biliyorum ya, dün de aradı. Ne diyeyim ben? En yakın zamanda de. Dua et de tekrar başlayayım halk eğitimi. Aman, senden iyisini mi bulacaklar sanki? Hem merak etme. Yarışmada birinci olursan alacağım para sana hayli hayli yeter. Gümüş. Merhaba Nezife abla. Duydum da inanmamıştım. Hakikaten geri dönmüşsün. Hı-hı. Pek de değişmişsin. Dediler de İstanbullu olmuş diye. Doğruymuş valla. Kesin dönüş mü? Abla sen geç kalacaksın. Ben de eve. Babam iki gündür geç gidiyorum diye köpürüyor valla. İkindiden önce evde olacağım diye söz verdim. Hadi Nezife abla gel biz birlikte yürüyelim. Kız dur. Kız boşanacak dediler, doğru mu? Aa, nereden çıkartıyorsun abla? Kız boşansa da dünyanın parasını verirler buna. Aa, nereden duyuyorsun böyle şeyleri be? Ah, mahkemeler öyle demiyorlar mı? Duyunca çok heyecanlandım. Davet etmişsin ama iş güç biliyorsun. Biliyorum. Gerçi defile sonrası çıkan bütün haberleri topladım. Çok gurur duydum Gümüş. Hele biraz da katkım olduğunu bilmek. Biraz mı? Tabii ki. Tabii ki biraz. Bu senin başarın. Senin yeteneğin. Anlat bakalım evlilik nasıl gidiyor? Safiye teyze nasıl? Ne zaman geldin? Ben 2 aydır buradayım. 2 ay mı? Hayırdır Gümüş? Buyurun bakalım. Hmm. Yaşa Pınar. Evet. Serinlediğine göre çatlatmıyorsan da anlat bakalım. Ne oldu? Gitti. Onu anladık canım. Neden gitti? Yani seni bu kadar seven bir kadına sen ne yaptın da gittin? Bebeğin düşmesine o sebep oldu demiyorum ki. Ben kimseyi suçlamıyorum artık. Derini bile. Eminim hala derini suçluyordur. Bence haksız da sayılmaz. Yapma Pınar Allah aşkına ya. Siz erkekler şunu bir anlasanız ya. Kadınlar sizin gibi düşünmez ki. Hani siz nasıl bizim gibi düşünmüyorsanız. Hem bu herkesin başına gelebilecek bir şey. Bir sürü insan çocuğunu doğurduktan sonra kaybediyor. Onu orada bırak. Büyüttükten sonra evlat acısı yaşayanlar var. Benim sanki dünyanın sonuymuş gibi hayata küsmem yakışık almaz herhalde. Bu diğerlerinin acısını küçümsemek olmaz mı? Ne kadar olgunlaşmışsın Gümüş. Sanırım hala kızgın bana. Hiç gitmedin mi Afyon'a? Gittim. Gitmez olur mu? Safiye anneyle görüştüm sadece. Gümüş görüşmek istemedi. Gerisin geri onu göremeden döndüm. Görüşmek istemedim. Çok kızgındım ona. Belki de gitmeme izin vermemesini istedim. Ben o gece evden çıkarken kolumdan tutup gitme demesini bekledim. Allah'ım dedim içimden ne olur gitmeme izin vermesin. Benden vazgeçmesin dedim. Gerçi yine de giderdim. Gitti yine de arkasından koştum. Engel olmak istedim ama çoktan gitmişti. Yetişemedim. Her gece rüyamda ona yetişip durdurduğumu görüyorum. Ne kabustur anlatamam. Peki şimdi gelse, seni götürmek istese ne yaparsın? Gelmez ki. Sen hala onun karısısın Gümüş. Ama sen gelmesini istiyor musun bir de? Önemli olan bu. Aslında her gece gelmesini bekliyorum. Ama o kadar çok yoruldum ki. İçim o kadar çok acıttı ki. Açtığı yaraya o bile iyi gelmeyebilir artık. Zamana ihtiyacı var.
Öfkesinin dinmesi gerek. Ne yapacaksın peki? Bekleyeceğim. Kafası karışık şu an. Toparlanması için bekleyeceğim. Gittiğinden beri hiç aklımdan çıkmadı. Belki de zorunluluktan. Aynı odayı hapsolmasaydık belki sevmeyecekti beni. İlk başta bu beni o kadar incitmemişti. Ne bileyim ben, kavrayamamıştım onu incittiğini. Allah'ım, şimdi düşündükçe bana aşık olmaması, beni alışkanlıktan sevmesi çok zoruma gidiyor benim. Çok. Ondan bu kadar uzakta olmak zoruma gidiyor. Ama sabredeceğim. Onu sevdiğimi anlaması için sabredeceğim. Yok, artık beklemeyeceğim. Kendime yeni bir hayat kuracağım. Zaten onun geldiği de yok. Peki Derin? Hı? Gümüş gidince meydan ona mı kaldı şimdi yani? Ya ne meydanı, ne saçmalıyorsun Pınar ya? Ama Derin'i soruyorsan... Şimdi 4 aylık hamile. İzninizle ben geliyorum. Efendim Vedat Bey. Evet. Biz de fırtına filan atlattık sanıyoruz. Baksana, esas kasırga burada kopmuş. Tuhaf değil mi? Ne? Mehmet. Yani üzgün ama yıkılmamış. Bence aşk onu diri tutuyor. Ya da oynuyor. Acaba Gümüş ne yapıyor? Ben esas onu düşünüyorum. Gümüş, peki hala seviyorsun değil mi onu? Bununla baş etmeyi de öğreneceğim. Böyle yaşamayı da öğreneceğim. Hala çıkaramamışsın. Geldiğimde çıkarmıştım. Ama birden bir sürü sorun, dedikodu. En çok da anneannem üzülüyor. Laf olsun istemiyorum. Bu yüzden de hala parmağımda. Şimdi ne yapacaksın peki? Bilmiyorum. Demin de dediğim gibi... Eğer uygunsa ben çalışmak istiyorum. Sınıf açılırsa söz Gümüş. Ama çok zor. Şu ana kadar kayıt yaptıran kursiyer sayısı o kadar az ki. Hı hı. Tut ki sınıf açıldı. Burada yeniden çalışmaya başlamak, bu sana yetecek mi Gümüş? Onca büyük işlerden sonra burada iğne oyası öğretmek sana iyi gelecek mi? Niye kendine bunu yapıyorsun Gümüş? Tamam, evliliğinde sorunlar olabilir. Ama bence çok geç olmadan İstanbul'a kendin için dönmeli, mesleğine kaldığın yerden devam etmelisin. Eminim daha başarılı olacaksın. Vazgeçmemen lazım Gümüş. Küçük bir kuyuda yaşayamayacak kadar büyük bir balıksın artık sen.